Evet efendim, Hayat Güzel'dir devam ediyor. Şimdi mutfak kısmındayız. Acaba fırın sütlaç nasıl olur diye merak edenler varsa satanından öğrenebilirler. Şöyle yeni ekranı yeni açanlar varsa açanlara, evet. Şöyle bir anlatalım isterseniz. Anlatalım. Bir çay bardağı kadar pirincimizi suda ısladık. Evet. Bir diğer tarafta kaynayan sütümüzün içine ilave ettik. İkisi beraber pişene kadar kaynadılar. Sonra iki yemek kaşığı pirinç unumuzu suda erittik. Onun içine ilave ettik. Şekerimizi ilave ettik ve bu kıvamı aldı. Biraz sulu olması gerekiyor. Tekrar fırında da pişeceği için. Hasta olunca. Biraz zor. Evet. Ocaktan aldık bunu. Vanilyamızı ekleyeceğiz ve kaselerimize döküp toprak tek kişilik porsiyon güveçlerimize dökeceğiz. Ve fırınımızda pişireceğiz. Tekrar üzeri kızaracak, hafif yanacak. Bu şekilde karıştırdık. Fırınımızın içine ben az bir şey su koydum tepsimizin içine. Bunun buharıyla daha güzel olacak. Evet. Şimdi toprak kaplarımız var. Herhangi bir, yani cam fırın kabına da koyabilirler bunlardan yoksa. Estetik açısından bunlar güzel oluyor ama. Evet. Tek tek yerleştiriyoruz. Tek tek yerleştireceğiz, evet. Eşit miktarda. İçerisine en son vanilini koyduk değil mi? Evet, en son vanilini koyduk, karıştırdık. Evet. Zaten hafif böyle çorba kıvamında olacak ki fırında da pişeceği için daha koyulaşmasın diye. Evet. Şeyimiz de. İnşallah güzel olmuştur. Birazcık sulu olacak galiba, evet, değil mi? Evet, birazcık çorba kıvamında olacak. Evet. Hocamıza da ikram edecek miyiz? Tabii ki. Tamam. Kokular, birazdan hocam. Kokularla beraber program yapması zor yani onun için de. Arada dikkatimiz tadına dağılıyor değil mi hocam? Önce biraz hak edelim ama. Biraz konuşalım, sohbet edelim. Bilgilendirelim. Sohbetimizi evet yaparız ondan sonra inşallah. Bu şekilde. Evet. Hepsini alıyoruz değil mi? Alıyoruz, toprak kaplarımızı. Evet. Peki. Sonra fırına sürüyoruz. Kaç derecede pişiriyoruz? Ya fırının ben ızgara bölümünü açıyorum. Sadece üstünden vereceğim ateşi. Evet. O yüzden ayarı önemli değil. Ne kadar sadece olursa üst. Üstünden evet vereceğim. Üzeri kızarınca zaten pişmiş olacak. Evet. Peki. Siz onu fırına sürerken biz hocamızla sohbetimize tabii devam ki edelim. Olur tabii mu? Tabii ki. Peki, müsaadenizle diyorum. Evet hocam, şimdi tüp bebek deyince birazcık daha dikkatli olmak gerekiyor. Doğru doktora gitmek, doğru şekilde çalışmak lazım. Ama ilk önce izleyicilerimize, özür diliyorum. İzleyicilerimize şundan bahsedeyim. Mesela kişi çocuğu olmuyor diyelim. Size geldi, hangi testler yapılacak? Birazcık daha açmak istiyorum. Aslında başlangıçta tabii birazcık konuştuk ama birazcık daha açarsak daha rahat seve olacak seve galiba. Şimdi dediğim gibi tabii tüp bebek dendiğinde biraz daha artık terminolojiyi de geniş tutmak, yani evet, üremeye yardımcı teknikler diye söylemek çok daha doğru. Çünkü tüp bebek dediğimiz 1978 yılında bu Louise Brown miladı böyle başlıyor. Evet. Doğumuyla başladı ama 1990'ların hemen başında Belçikalı bir grup 1992'de özellikle de bu tedavinin hep dışında kalan, çünkü erkek infertilitesi, sperm problemleri, şiddetli sperm problemi yaşayan erkekler bu tedavilerin ve kliniklerin uzağında kalmışlardı. Çünkü tüp bebekte yaptığınız şey aslında alınan, anneden alınan bir yumurtanın babanın spermleri daha iyi şartlarda ve daha sağlıklı olduğu durumlar için söz konusuydu. Bir araya getiriliyor, döllenmenin laboratuvar ortamında olması beklenirdi ama 90'ların başında geliştirilen bu mikro enjeksiyon yönteminde artık döllenme için hani bir tane bile sperm, hatta spermin erken formları, gelişmemiş formları bile artık günümüzde bu amaçla kullanılabiliyor. Evet. Dolayısıyla da yardımcı olunabiliyor. Testler dediniz,
Erkekler için dediğim gibi öncelikle spermi son derece detaylı değerlendiren testler var artık. Yani sadece sayısı, şekli, hareketi değil, ne kadar hasarı, DNA'sını, erkeklerin genetiğini de kapsayan testlere kadar gidilebiliyor. Hanımlar için de önce hormonlarıyla ve temel yapılmış ultrasonu, rahim çeperinin durumu, büyüklüğü, yumurtalık rezervi, yumurtalıklarındaki yumurta taslaklarının sayısı gibi değerlendirmelerle başlayıp, niye çocuk olmuyor sorusunun cevabını araştırdığınız ölçüde aslında bulduğunuz cevap her zaman tedavinizi çok değiştirmiyor. Dolayısıyla bugün baktığınızda az önce gruplarken yani erkeğe bağlı, kadına bağlı sebepler, ortak sebepler dedik ama bir de izah edilemeyen bir grup var. Ki günümüzde artık hani bu çok daha büyük bir grup olarak bakılıyor, izah edilemeyen. Çünkü izah etmeye çalışsanız ve sonuçlarını bulsanız da elinizde daha iyi bir tedavi yok. Dolayısıyla buna göre yönlendiriyoruz hastaları. Bu temel testlerden geçtikten sonra tanısı konmuş olan hastalarda yapılması gereken, izlenmesi gereken yol da tamamen terzi işi. O çifte özel bir tedavi olarak ve takip olarak seyredecektir. Peki hocam, ilaçlı rahim filmi dedik biraz önce. Evet. Bunu birazcık açalım, nasıl olur? İlaçlı rahim filmi, şimdi artık internet döneminde tabii hanımlar, bloglar, sürekli birbirleriyle yazışmalar. Evet, hanımları hocam, çok korkutan, onlara ölçü gelen, hatta bunun için anestezi altında olsun diye istekte bulunan hastalarla da daha çok karşılaşır olduk. Ama aslında baktığınızda öyle çok ağrılı, can yakan bir işlem değil. Normalde doktorun ofisinde, yani muayenehane şartlarında yapılan muayenenin sadece radyoloji bölümünde öyle çok can yakan bir işlem şeklinde değil. Evet. Hasta normal muayene pozisyonunda hazırlanıyor. Muayene aleti yerleştirildikten sonra çok ince uçlu bir kanül rahim ağzına yerleştirilip bir 10 cc kadar radyo opak madde, yani film çekildiğinde görüntü verebilen madde rahim içine enjekte ediliyor. İşte bu sırada belki 2-3 saniye süren bir keskin ve ama çok çabuk da geçen bir kasık ağrısı hissedebiliyor hastalar. Ama aslında bu da bir yerde tüplerinin açık olduğunu da düşündüren, yani iyi haber anlamına gelebilecek bir şey. Dolayısıyla çok ağrılı, korkunç bir şey değil ama temel testlerden biri ve mutlaka da yaptırılarak başlıyor. Bununla hem rahim çeperini, bir oda gibi düşünürseniz rahimi, evet, onun genişliğini, duvarlarının yapısını görebildiğiniz gibi tüplerinin açık kapalı olup olmaması, çünkü sonuçta bir yumurtlama olduğunda ve bir spermle yumurtanın buluşması gerektiğinde o ara yolu, geçişi sağlayan şey rahimden yumurtalığa uzanan tüplerdir her iki tarafta. Kollarımız gibi düşünün, evet, yumurtayı yakalayan spermle buluşmasının sağlandığı ve döllenmenin gerçekleştiği yerdir, önemlidir. Bununla ilgili bilgi verir. Evet, dolayısıyla da yaptırılmalıdır. Bazen hocam şunu da görüyor musunuz? Bu tedavi yaptıktan sonrasında tüp bebeğe gerek kalmadan hamile kalan hanımlar... Kesinlikle öyle. Çünkü bazen bir takım sümüksü tıkaçlar, birikintiler kapatabiliyor bu tüpleri. Yaptığınız şey aslında mekanik bir temizlik de sağlamış oluyor. Bazen de kullanılan bu radyoopak maddenin de çevreyi uyararak böyle bir katkısı olduğu düşünülüyor üremeye. Dolayısıyla hakikaten film çekip nedenleri araştırırken yaptığımız şey sonunda gebeliğe de sebep oluyor. Evet. İyi bir yöntem. İyi bir yöntem. Peki hocam, tüp bebekte başarı yüzde kaçtır? Şimdi başarı tabii çok göreceli kavramlarla ya da istatistik, biliyorsunuz bir sürü hani çarpan ya da bölen kullanarak rakamları çok farklı gösterebildiğiniz bir sanat. Evet. Ama işin gerçeği, az önce de söyledim, bizim üreme kapasitemiz hani %25'tir her ay için ve gerçekte bunu simüle eden bir yöntemden bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla tüp bebekteki başarıyı aslında eve bebek götürme oranı gibi düşünmek gerekir. Hani bu da %25-30'un üzerinde değildir. Dünyanın hiçbir yerinde de böyle olmamıştır. Olması da beklenmiyor. Evet. Ve çok iyi bir rakam ama. Peki hocam, bu tüp bebek sisteminde özellikle cinsiyetine karar verilebiliyor mu? Bu, olsun, bu yasal bir yöntem değil. Bazen tabii çok şiddetli bir takım genetik hastalıklarda buna başvurulabiliyor. Bir kurul kararı ile olabilir. Evet. Yani sırf
seks kromozomlarıyla geçen bir takım genetik hastalıklar varsa o tip durumlarda, yani tamamen tıbbi nedenlerle böyle bir şey konuşuluyor olabilir. Ama onun dışında ülkemizde de dünyanın pek çok yerinde de yasal değildir. Yapılmıyor o yüzden de. Evet hocam. Peki testler güzel çıktı, sıkıntı yok. Annede de sıkıntı yok, babada da sıkıntı yok. Bu durumda tüp bebek sistemine başvuruyor. İşte izah edilemeyen infertilite dediğimiz evet. grup. Evet, peki acaba bu süreçte şimdi izleyicilerimiz neler bekliyor? Yani böyle tüp bebek sistemiyle çocuk sahibi olmak isteyen kişiler de şimdi geldiler, sonuçlar güzel. Evet. Hiçbir sıkıntımız yok ve bu durumda acaba ne yapmak lazım? Şimdi yumurtalıklarını toplayacak mısınız? Nasıl olacak hocam? Hayır, şöyle olacak. Öncelikle birinci basamak tedaviler var. Yani burada tedavileri seçerken kolay uygulanabilen evet. ekonomik tedavilerden daha komplike ve daha pahalı tedavilere doğru giden bir yol izlemek doğrudur. Evet. Ve hastaya da uygun olanı işte o zaman doktor seçerek karar veriyor, ama böyle başlanıyor. Yani önce bir takım yumurta büyütücü haplar, zamanlanmış ilişki içinde takip ediliyor çiftler. Cevap alınamadığı noktada bunlar konuşuluyor. Yoksa evet. birinci basamak tedavi tüp bebek değildir eğer şiddetli bir erkek infertilitesi söz konusu değilse. Sonrasında peki hocam? Sonrasında da takibe göre karar veriliyor. Diyelim ki yumurta geliştirici haplardan sonuç alamadınız. Bunun iğneleri var. Yani her şeyi normal görünen ama çocuğu olmayan bir çift için bunu konuşuyoruz. Evet. Baktınız hala sonuç alınmadı. Bir gebelik olmadı. Çünkü işin tıbbi yönü kadar sosyal yönü de çok fazla. Çiftlerin üzerinde ciddi baskı olabiliyor. Çevrenin baskısı, ailenin baskısı, özellikle kadınlar için yaşadıkları bölgelere göre böyle problemler yaşayabiliyorlar. Evliliklerini tehdit eder hale gelebiliyor. Dolayısıyla bir an önce sonuca da gitmek istiyorlar. Evet. Üreyebildiğini göstermek istiyor bir yerde. Dolayısıyla tüp bebek tabii ki bir çözüm ve çıkış olabiliyor. Evet. Ama öncelikle birinci basamak tedavilerle başlamak doğru. Birinci basamak tedavi, daha sonra en son düşüneceğimiz sistem yürümeye yardımcı teknikler. Tüp bebek diyoruz. Müsaadeniz hocam, şimdi bir mutfak kısmına geçeyim, sonra tekrar yanınıza geleceğim. Evet. Satanım beni bekliyor. Evet. Bekliyorum. Ne yaptınız şimdi Satanımcığım? Mercimeğimizi haşlamıştık öncesinde. Evet. Sıcakken bulgurumuzu ilave ettik. Yalnız haşlarken mercimeğin suyu hiç olmayacaktı. Evet. Dinlendirdik. Şimdi büyük kasemizi aldık. İçine kavurduğumuz soğan, baharatlar ve salçayla hazırladığımız harcımızı ekliyoruz. Şu şekilde. Biraz şöyle içine yağları da gelsin. Evet. Ekliyoruz. Limonumuzu ekliyoruz. İki tane limon sıktık. İçine ilave ediyoruz. Birazcık zeytinyağı lezzet versin diye sıvı yağ kullanmıştık kavururken. Evet. Ve benim olmazsa olmazım. Nar ekşisi. Çok kullandım nar ekşisi, evet. Bunda ayrı bir lezzeti var. Ekşiliğinden ziyade o aroması çok güzel oluyor. Evet. Ve en son mu soğanı? En son evet. Bunları iyice yoğuracağız. Hafif ılınmasını da bekleyeceğiz. Çünkü yoğururken de ılınmış olacak. Evet. Ondan sonra? Sonra şekil vermeye başlayacağız. Şekil vereceğiz, evet. Evet. Gayet kıvamı güzel olmuş. Tuzunu atmıştık yağın içine. Evet, kavururken. O yüzden tekrar tuz atmıyorum. Rengi de güzel oldu. Evet. Gayet güzel. Peki, siz yoğururken biz hocamızla sohbetimize tabii devam ki. Edelim, olur mu? Tabii müsaadeniz ki. Ediyorum. Evet. Şimdi belki ekran başında acaba hocam kimdir diye merak edenler vardır. Bugün Selçuk Arslan hocamız bizlerle birlikte efendim tüp bebek sisteminden bahsediyoruz. Sorularınız için bizleri arayabilirsiniz. 0312 341 2040 numaradan, aynı zamanda WhatsApp numaramız 0552 341 2040 numaradan bizleri arayıp sorabilirsiniz. Hemen bir telefon bağlantımız var. İsterseniz hemen alalım hocam. Evet, buyurun efendim. Merhabalar Doktor Bey. Hoş geldiniz. Hemen doktorumuza bağlıyoruz sizi. Evet. Bir şey sormak istiyordum ben. HSG'ye girdim. HSG'de sol tüplerim gözükmüyor ama sağ tüplerimde açıklık var. Hamile yaşında 1.84.
Süt bebekle ilgili sorum olacaktı size. Süt bebeğin kine tavsiye edersiniz? Tamamen çocuğu olmayanları mı tavsiye edersiniz? Hani bununla ilgili bilgi istiyorum. Hani 1.80'den tam yaşım çıktı. HSG'nin sadece sol tüplerin gözükmüyor. Sağ tüplerin sağlam. Ama doktorlar bana illa süt bebek olman gerekiyor. Aksi takdirde çocuğun olmaz diyor. Böyle bir şey var mı acaba? Evet. Hocam sorumuz var mı izleyicimize? Satalım bir kere. Satalım. Eşinizin sperm durumunu da merak ediyoruz. Eşinizin sperm durumu nasıl? Normal sınırlarda mı? Hatta değil herhalde. Evet, şimdi galiba tabii, hatta değil. Eşinin sperminin normal olduğunu düşünürsek satanım için bir tane tüpünün açık olması aslında gebelik şansının olduğunu gösteren bir şey. Doktorlar ona tüp bebek dediğine göre muhtemelen eşinin spermiyle ilgili bir sorun olduğunu düşündüm. Evet. Yoksa sonuçta bir tane tüp demek bir tane kolunuz var demek. Dolayısıyla tek kolu olan bir adam bütün hayatını her şeyini yapabildiğine göre dolayısıyla tüp de aynı şekilde fonksiyon görecektir. Hatta bazen tek tüple gebelik şansının arttığı da düşünülüyor. Çünkü her iki yumurtanın tek bir tüp için çalıştığında yani şans daha fazla yükseliyor diye de düşünenler ve söyleyen çalışmalar da var. O zaman tüp bebek olmadan? Eğer eşinin spermi normal sınırlardaysa. Evet, normal değilse? Normal değilse o zaman tüp bebek zaten konuşuluyor olur. Yani o zaman erkeğe bağlı sebepten dolayı tüp bebek oluyor olur. Evet. Yoksa ilaç rehin filmindeki bulgulardan dolayı değil. Peki hocam, genetik incelemeler bu noktada nasıldır? Önemli. Şimdi genetik inceleme dediğinizde aslında şöyle hasta grubunu bir kere tekrarlayan gebelik kayıpları olan hastalarla bu konuyu düşünerek başlamak doğru. Evet. Çünkü onların gebe kalma güçlüğü değil, gebeliğinin devam etmesiyle ilgili problemi olan gruptur. Dolayısıyla mutlaka hem eşinden hem hastadan mutlaka genetik inceleme yapılır bir. Evet. Erkek infertilitesinde özellikle tabii genetik sebepler bugün biliniyor. Özellikle de erkek Y kromozomundaki bir takım bozuklukların sperm üretimini etkilediği. Hatta bunların üremeye yardımcı tekniklerle çocuk sahibi olduklarında bunların çocuklarında da sperm sayılarında düşmenin olduğu çok yeni çalışmalarda da yine gösterildi. Hani neredeyse infertilite genetik olarak aktarılmış gibi bir şey oluyor. Evet, bu durumda önemli genetik. Bakıyoruz da. Çünkü bu hakikaten bazen çok iyi embriyolar elde ediyorsunuz. Görünen bir sebep, bir sorun yok. Evet. Ama bir türlü sonuç alınmıyor, gebelik oluşmuyor, genetik inceleme işte o durumlarda da mutlaka yapıyoruz. Peki hocam nasıl oluyor mesela? Kan tahliliyle mi bakıyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz? Evet, kan tahliliyle bakılıyor. Ne zaman sonuçlanıyor peki? Onun bir zamanı yok, yani her zaman kan verebilir çiftler. Genellikle 3 hafta süren bir süreçte kan hücrelerinin içindeki özel bir sıvının içine yerleştirilip DNA'ları elde ediliyor. Evet. Ve bu DNA'lar gruplanıp sınıflanıp herhangi bir bozukluk, aktarılma, kırılma, şekil bozukluğu, sayı bozukluğu var mı bakılıyor. Evet. Çok da yön ve yol gösterici oluyor hakikaten. Yapıyoruz. Yapıyorsunuz ve buna göre değerlendirmeniz oluyor. Önemsiyoruz tabii, çok önemli. Şimdi tabii tüp bebekteki başarıyla alakalı baktığınızda çok iyi noktalardayız aslında. Evet. Yani siz hakikaten laboratuvar ortamında çok iyi embriyolar elde ediyorsunuz. Ama hala rahim içine yerleştirildikten sonraki süreci ne yaparsak yapalım, o müdahale kısmı ve en büyük zorluğumuz tüp bebek tedavisinde başarıyı kısıtlayan nokta aslında rahim çeperine tutunmasıyla yerleşmesiyle ilgili bölümde. Bununla ilgili de tabii çalışmalar özellikle yapılıyor. Evet. Embriyoya bir takım müdahaleler yapıyorsunuz, rahim çeperine müdahaleler yapıyorsunuz. Kullandığınız sıvılarda, besi yerlerinde değişiklikler yapıyorsunuz. Onlara bir takım hücreler ekliyorsunuz ama geldiğimiz noktada hala normal üreme kapasitesinin üzerinde herhangi bir sonuç alabilmiş değiliz. Evet. Aslında birazdan sorularım da gelecek ama bir telefon bağlantımız var. Tabii. Ve sonra devam edelim. Evet efendim, buyurun, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun efendim. Ben 35 yaşında geç bir evlilik yaptım. Evliliği yaptığımda bağırsak tüzüğüm başlamıştı. Ameliyatı kalınlaştırdığım çok düşük çıktı. Sonrasında bana bu HRT diye hormon replasman tedavisi başladılar. O ilaçları kullanınca hamile kalmama engel oluyor mu? Galiba bu dönem içerisinde yumurtlama oluyormuş ara ara ama ben o hormon replasman tedavisini bir de kaç yıl kullanabilirim sağlığım için? Çok mu zararlı diye doktor bey'e sormak istedim. Evet. Var mı sorunuz? Fatma Hanım'dan güzel bir soru.
Evet. Şimdi bir kere yaş itibariyle söylediği sadece takvim yaşı değil, yumurtalık yaşını da kastediyor. Çünkü AMH denen test aslında yumurtalık yaşınızı değerlendirmek konusunda %100 olmasa da gerçeğe yakın rakamlar veren bir test. Böylecik de gösteriyor ki yumurtalık yaşından kastettiğim şey yumurtalık rezervinizde ne kadar büyütülmeye, gebelik elde etmeyle sonuçlanabilecek yumurta oluşumuna hazır yumurta taslağınız var sorusunun cevabı. Evet. Ama Fatma Hanım'ın şartlarında hormon replasman tedavisine başlanmış olması demek onun menopoz sınırlarında kabul ediliyor olması gerekir. O zaman da mutlaka menopoz tedavisi hani çok öcü değil, hakkında çok farklı konuşmalar, bir takım çalışmalardan bahsediliyor. Yok kanser riskini artırıyor. Özellikle de meme kanseriyle alakalı biliyorsunuz. Evet. Çok da daha geçtiğimiz haftalarda, haftası da bununla ilgili programlar da yapıldı. Evet. Bir kere şöyle anlamak gerekiyor. Meme kanseri dediğiniz şey her 8 kadından birini etkiliyor. Hormon kadın için adet olmaya başladığı ilk günden beri vücudunda zaten olan, hele gebeyken de bunu binlerle çarpacak seviyede büyüyen ve artan miktarda hormona maruz kalan kadının menopozda aldığı çok düşük dozda, normalde yumurtalığının 20'de birinin yaptığı kadar bir hormonu vücuduna aldığında büyük bir tehlike olarak düşünmemek. Ama tabii evet, bu tedavileri de yakından takip ediyor olmak doğrudur. Evet. Yine kişiye özel terzi işi planlanmış tedaviler olmalı. Hatta günümüzde artık kişiye özel planlanmış ilaçlarla bunların yapılması, böyle hormon preparatlarının kullanılmasından bahsedilmekte ve bundan fayda görmekte. Ama bir kadın menopoz döneminde, kadınlar çok şanslı, hormonları aslında onları kalp krizi gibi hastalıklardan aslında koruyor. Ama menopozdan sonra mesela kalp krizi riski onların da erkekler kadar yükseliyor, %50'lere çıkıyor. Bir bağırsak kanseri olma ihtimali %70'lere çıkıyor. Kemik erimeleri onların getirdiği, onlara ikincil bir takım problemler yaşama ihtimalleri artıyor. Dolayısıyla hormon tedavisi alıyor olmaları genellikle 3 yıl, 4 yıl hastaya göre 2 yıl gibi rakamlar var. Doktorunun uygun gördüğü, takip ederek karar verdiği sürelerde kullanmaktan çok da fayda görüyor hastalar. O zaman, ama bu sürede evet, çocuk sahibi olmaz çünkü yumurta taslağı kalmamış demektir menopoz. Peki, bu durumda izleyicimiz ilacını kullanacak ve doktoruyla birlikte bir doktorunu da tabii irtibatta olacak. Evet, bir telefon bağlantımız daha var. Evet efendim, hoş geldiniz. Buyurun efendim, sesiniz birazcık az geliyor. Televizyonunuzun sesini, evet, biraz açabilirsiniz. Alo, ben Fatma Beyazıt. Buyurun Fatma Hanım. Ben doktora gittim. Doktor bey, rahiminde miyom var. Miyom evet, var ama bir şey yapmadılar. Ben de hocayla nasıl görüşeyim? Evet, miyomunuz var ve doktorunuz herhangi bir şey yapmadı. Acaba ne yapmam gerekiyor diye soruyorsunuz. Evet. Var mı hocam sorunuz izleyicimize? Yok. Yok mu hocam? Varsa söyleyebilirsiniz. Fatma Hanım, tabii burada yaşınız, gebelik isteyip istemediğiniz gibi konular da önemli. Evet. Yok. İstemiyorsunuz. Gebelik istemiyor. Tedaviyle gebelik istemiyorsunuz. Ilgili. Peki. Fatma Hanım sormak istiyor. Evet. Peki hocam. Gebelik istemiyorum. Zaten o hastalık için sordum. Tam anlayamadım ben ama. Eşi korunuyormuş, çocuk istemiyor. Evet, çocuk Batman, istemiyorsunuz anladığım kadarıyla ama. Miyomunu tedavi etmekle ilgili. Acaba miyom için ne yapabiliriz diye soruyorsunuz. Miyom tabii çok evet, yaygın görülen bir iyi huylu rahim urundan bahsediyoruz. Yani rahim adalesindeki evet, değişmeler sonucunda ortaya çıkmış. Her üç kadından birinde neredeyse gördüğümüz. Değişik büyüklükte ve yerleşimde olurlar. Evet. Doktor bunu görüp yerleşimine göre, hastada yarattığı şikayetlere göre tedavi önerir. Evet. Yani miyomu gördük, her miyomu alalım, her rahmi alalım gibi bir düşüncemiz olamaz. Hastanın şikayeti önemli. Ne olabilir? Çok kanamaları oluyordur. Genel sağlığı etkileyecek seviyede kansızlık olacaktır. Ya da çevreye baskı yaparak bir takım hayati organlara ağrı uyarabiliyor. Evet. Ya da böbrek kanallarında kapanmalara neden olabiliyor. Onların getirdiği bir takım sonuçlar olacaktır. O zaman müdahale etmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla Fatma Hanım'ın doktoru da muhtemelen Fatma Hanım'a göre bir tedavi önerecektir mutlaka. Evet hocam. Peki kişiler geldiler sizlere artık tüp bebek tedavisi. Yani tüp bebek artık bebeği yerleştirdiniz.
mi diyelim, yumurtalıkları mı yerleştirdiniz? Doğru tabiri nasıl oluyor tabii, hocam? Tabii. Doğru terminoloji şudur. Aslında sürecin devamı şöyle işliyor. Evet. Yumurtaları ilaç kullandırarak belli bir olgunluğa ulaştırırken bir yandan da rahim çeperini takip ediyoruz aslında. İkisi birbirinden ayrı uzak konular değil. Çok önemli. Evet. Ve hassas bir zamanlama gerektiriyor. Ve dolayısıyla yine hastaya, kişiye göre seçiyoruz. Embriyoların kalitesine göre seçiyoruz zamanlamayı ve evet, rahim çeperinin durumuna göre seçiyoruz. Yerleştirme rahim içine son derece ince, yumuşak kanüller yardımıyla hiçbir travma olabildiğince uyarmamaya çalışarak. Çünkü bu büyük mikroskoplarla geliştirilmiş görüntülerinde hani şöyle uzaktan baktığınızda rüzgarda sallanan buğday tarlaları gibi görünüyor rahim çeperi. Evet. Onların içinde son derece narin, kıymetli bir varlık, bir embriyo yerleştiriyorsunuz. O derece hassas. İşte zamanlaması, yerleştirdiğiniz embriyonun büyüklüğü, gün olarak kastediyorum, kaç günlük embriyo olduğu, evet, hastanın ve embriyonun ve rahim çeperinin durumuna göre belirleniyor. Evet, peki hocam tüp bebek sonrasında düşük tehlikesi oluyor mu? Evet, tüp bebek tedavisinde de normal gebeliklerde olduğundan birazcık daha fazla olmak üzere bir düşük tedavisi yaşayabiliyor hastalar. O yüzden de tedavinin içinde zaten düşük önleyici ilaçlar hastalara öneriliyor. Ama en önemli konu, yanlış anlaşılan ya da aşırı hassasiyet gösterilen konu, günlük eforla, günlük hayatla sanki mekanik bir algıyla düşme deyince hani yukarıdan aşağıya bir hareket gibi algılanıp, evet, ayağa kalkma, işte şunu kaldırma, bunu taşıma, eğilme falan gibi zaten tüp bebek hastalarını çok zorlayan bir çevre baskısı, sosyal baskıyla da karşılaşıyorlar. Tedavinin zor bölümlerinden biri. Çünkü sadece fiziksel bir şey değil, psikolojisi de var bu işin. Evet. Hem böyle bir tedavi alıyor olmanın zorlukları, hem tedavi sonrasında her önüne gelenin karıştığı, müdahale ettiği bir konu haline geçiyor. Halbuki doktorunu, onun söylediklerini dinliyor olmak yeterli. Baktığınızda pek çok kadın aslında embriyonun o ana rahmine düştüğü anı bilmiyor bile, farkında bile olmuyor. Günlük hayatın içinde koşturuyor, işine gidiyor, işini yapıyor, işte arabada, yolculukta, her yerde olabiliyor. Dolayısıyla evet, de bu kadar kırılgan bakmamak ya da tüp bebek uygulanmış hastalara çevre tarafından da bu derece yoğun baskı yapılmaması doğru olur. Çünkü son derece sağlıklı insanlar aslında. Siz evet, ona sürekli yatmasını istiyorsunuz. Ya da sonuç başarılı olmadığında bak kalkıp gezdin, şu işi yaptınla bağdaştırmamak gerekiyor. O zaman istirahat şart değil. Öyle midir hocam? Tabii ilk 20 dakika dinleniyor olmak, belki o gün için biraz hareketini kısıtlamak. Dikkatli olmak ve daha sonrasında rahat olmak gerekiyor. Kesinlikle öyle. Evet, peki hocam, kısa bir aramız var, sonra devam edeceğiz. Evet efendim, az sonra sizlerle birlikteyiz.